burada bir tane. Benimki köpüşlü, Can Oba'nınki kedili. Evet. Böyle. Böylece bir destek verelim. Ben de takayım. Evet, böyle bir destek ver. Hatta bir de selfie çekeceğim ben şimdi. Bunu da hemen koyacağım, paylaşacağım. Melek hareketi. Herkes giriyor mu? Tamam mı? Vay! Erdinç. Yani evet. Bayağı kafaya çakar mısın? Isınmalı da daha. Evet, ısınmalı. Çakar, evet. İstesen hani... Evet, kafaya. Bunu şöyle avcumuza alıp... Tamam, av. Bunu biraz böyle ısıtmak... Isıtmak lazım. Evet, ısıtmak lazım. Şöyle bir 10-15 saniye. Bunu ısıtıyoruz efendim şu an. Isıttıkça onun içindeki aromalar biraz daha canlanmaya başlıyor, evet. Çıkıyor. Vay. Yağ molekülleri harekete geçiyorlar. Yağ molekülleri aynen böyle kokluyoruz. En çok yol yaptım şekerim, istersen senle de giderim. Zaman yolunu geçelim, yeni yıldızlar keşfedelim. En çok yol yaptım şekerim, istersen senle de giderim. Zaman yolunu geçelim, yeni yıldızlar keşfedelim. İlk kazandığınız parayla ne aldınız? Kırtasiye. Neydi, kalem mi? Her şey. Yani küçükken... sizin yaşınız küçük tabii. Benim şeyde... Hocam aramızda 3 yaş var sadece. Söyleme inanırlar. bizim yaşımızda şimdiki kadar çeşitlilik de yoktu biliyorsun. Çok fazla alternatif yoktu ama olanlar içinde bile çok yoksunduk. Ben çok uzaklarda, Anadolu'nun çok uzak yerlerinde ilkokula başladım. Şarkıkaraş'ta falan. Dolayısıyla bir... her zaman bir topluca herkes için geçerli olan bir yoksunluğun parçasıydım. O yüzden içimde kalan şeyler çoktur. İleride para kazandığım zaman en çok, ilk ve en çok kırtasiye aldım. Çeşit çeşit kalemler. Ne bulduysam almıştım yani. Evim hala küçük bir kırtasiyeci dükkanı gibidir bugün de. Oğlunuza ve kızınıza dağıttınız mı onlardan rengi? Tabii tabii. Onların döneminde daha da çok çıktı. Oğlum müzisyen yani konservatuar öğrencisiydi. Dolayısıyla onun çok kağıt kalemle falan işi yoktu ama ona da yurt dışından baget ve o zaman VHS videolar, Betamax'lar vardı. İşte Dave Wakel'ın filan videolarını taşırdım dışarıdan alıp. Davulcuların, önemli davulcuların. Ayşe'ye tabii deli gibi kırtasiye aldık. Memnun muydu kırtasiyeden yoksa yeter baba diyor muydu? Yok yok, onda da dur yoktur. Kırtasiye konusunda bütün aile öyle biraz... Tamamlandınız mı? Yok canım, tamamlanmıyor insan biliyorsun. Hep eksik kalıyor. Ya niye öyle oluyor? Yani neden o... O doymuyor o çocuk. Herkes kendi koşullarına göre bazı şeylerin yoksunluğunu hisseder. Tamam, Güneydoğu'da yaşıyorsanız defter, kalem, ayakkabı sırtınıza geçirecek bir şeyin yoksunluğunu hissedersiniz. Ama Nişantaşı'nda kırmızı rugan ayakkabıları alınmadığı için ağlayan çocuğun derdi de daha az değildir. Onun için herkesin derdi kendine. İki dert aynı mıdır? İkisi de derttir. Onu kıyaslamak bizim işimiz değil. O derdi çekene sormak lazım. Ya kitabınızı okuduğumda işte bütün röportajlarınızı okuyup izlediğimde o kadar doğru bir dil kullanıyorsunuz ki ona baktım hayranlıkla. Politikli correct diyeceğim. Yani politik doğrucu. Yani ayrımcılık yapmayan, yaş ayrımı yapmayan, gay lezbiyen ayrımı yapmayan, yaşlı genç ayrımı yapmayan, kadın erkek ayrımı yapmayan, ırk, dil ayrımı yapmayan konuşalım. Etnik köken, hiçbir şey yok. Etnik köken. Ve şimdi mesela şu anda hani Nişantaşı'nda kırmızı ayakkabı için ağlayanla Güneydoğu'da ayağına bir ayakkabı alamayan, onun için ağlayan arasındaki fark gibi. Yani bu yargılamadan yaşamak... Öğrenilebilen bir şey. Nasıl yapacağız bunu? O derse çalışarak. Bir kere oradaki eksiğini kabul edecek insan. Ben kendi eksiğimi kabul ederek başladım. Çünkü farkında olmadan bize bir şekilde önce iğnelenmiş, sonra artık etimize, vücudumuza işlemiş bazı söylemler var. Tam olarak ne anlama geldiğini düşünmeden kullandığımız şeyler. Neden? Anneden, babadan, atadan duyulmuş, okulda öğretmenden duyulmuş, çevrede büyüklerden duyulmuş, kendi sosyal çevrenizde duymuşsunuz. O kadar çok duymuşsunuz ki normalleştirmişsiniz. Şimdi burada bazılarından örnekler vermek doğru olurdu ama esasen doğru da olmaz. Çünkü gene onları seslendirmiş olacağız. Özellikle etnik şeyler yani. Çok ayıp. Çok çirkin ilkel örneklerden birini söyleyeyim. Hani o yemeği yemezsen seni çingeneler götürür. Yani seni niye çingeneler, senin çocuğunu çingeneler ne yapsın? Yani öyle bir şey değil. Ya da işte
değil mi? Çıfıt çarşısı filan deriz onun ne demek olduğunu bilmeden. Dolayısıyla işte böyle bir şekilde cinsiyetlerle ilgili çok ağır şakalar, şaka değil de artık dilde hakaretamiz konuşmak istediğimiz zaman kullanmaya başladığımız bazı kelimeler var. Hakaret de değil artık onlar. Suç demeyelim ama kabahat ama giderek suç yani nefret suçuna varan bir şey. Şimdi zamanın ruhuyla toplum, birey daha derinleşiyor, topluma giderek yansıyor. Ve daha az kırıcı olmak, etrafımıza daha az zarar vererek, hiç zarar vermeden yaşamak galiba mümkün değil. Bugün gelirken bu binaya gördüm, çok yakında oturuyorum. Sokağa çıktığımız zaman dünyaya ne kadar zarar verdiğimizi bir kere daha gördüm. Yani gene üstünde belki konuşuruz. Onlardan kurtulmak, önce farkındalıkla, yani bütün bu şeylerden kurtulmak, tuhaf suç ve kabahatlerden dilimize yerleşmiş, içimize yerleşmiş, bir tür toplumsal gestusa dönüşmüş. Yani topluca bunları yapıyoruz. Bunlardan vazgeçmek önce farkındalıkla olacak, sonra birbirimizi uyararak, bu dilden hoşlanmadığımızı kibar bir dille birbirimize hissettirerek sonunda yavaş yavaş vazgeçeceğiz. İnsan neyse ki öğrenen bir mahluk. Evet eksiyiz, çok eksiyiz ama öğrenebiliyoruz. Fark etmek gerekiyor galiba ilk adım. Siz mesela 20'lerinizde yargılar mıydınız? Yargılardım tabii. Sert miydiniz? Böyle sert çok, yargılayan. Çok serttim. Yani siyaseten de çok serttim. Mesleki öngörüler veya beklentiler açısından da neredeyse kara kuşi denebilecek karanlık şeylerim vardı. Sert yanlarım vardı. O hayat, sen hayatı çarpıyorsun. Esasen hayat sana çarpıyor. Çarpa çarpa o sırlarını döküyor falan. Sonunda razı olursan, yapışmazsan o dökülmesi gereken muzarafata, arkasından ağlamazsan önce fark ediyorsun, sonra da çözüyorsun işte yavaş yavaş. Sonra da etrafın fark etmesini sağlamak için biraz ödev çalışmak lazım. Şeyiniz ödev yapmak yok. Lazım. Kurban bilinci diliniz yok. Açayım mı yani şey hani böyle benim annemle babam bir yaşında boşandılar. İşte ben annenin ne olduğunu da anlamadım. Yok yok. Hayır hayır. Buradan bir drama. Onlar vaka. Ama bir dakika. Evet. Şimdi çok ben kurban bilinci olmayan insan izlemeyi çok seviyorum. Tamam burası okey. Çok hani medeni bir kafa gibi geliyor. Ama diğer taraftan da acaba diyorum bu adam ya da işte o kadın kimse bu. Kafasında o matematiği doğru oturtup kapatmış mı üstünü? Mesela ekonomi okuduğunuzu biliyorum. Çok genç yaşlarda ve de erken başladınız. Şimdi o bir analitik zeka geliştiren bir şeydir. Sebep-sonuç ilişkisi kuracaksınız. Doğru okursanız tabii bunu. Tabii. Bir matematik gerekiyor kafada. Tabii, tabii. Acaba diyorum Ahmet Mümtaz Taylan'ın matematiği örtmüş mü geçirdiği 18 yılı o yaşlarda? Hayır, örtmek değil. Yani onu farkına varıp onunla hesaplaşabilmek, yüzleşebilmek öncelikle. Yani hayatta en büyük problem olarak kendinizde bir kenarda tuttuğunuz, yarın öbür gün üretmeniz gereken mazeretler için bir malzeme deposudur orası. Size yapılanlar, eksikleriniz, uğradığınız haksızlıklar filan. Daha sonra onları oradan çıkartır çıkartır mazeret kartı olarak kullanırsınız. Ya bunu niye böyle yaptın? Çünkü gençliğimde benim böyle travmalarım var. Çocukken şöyle oldu falan. Evet tamam yani bunlar travmadır. Size hayatta zorluk çıkartmış olabilir. Ama bunun hayatınız boyunca devam etmemesi için. Çünkü hayat bunu kaldıracak bir şey değil. Bunlar sizin meseleleriniz. Başkalarının meselesi değil. Başkalarıyla, toplumla, diğer bireylerle aranızdaki ilişkide kullanabileceğiniz bir şey değil. O sizi küçültecek bir şey. Onlarla yüzleşmek, onları paketleyerek bir yere koymak, gömmek, üstünü örtmek değil. Ama orayla hesaplaşıp istiflemek oraya yani zamanla unutulacak bir şey. Öyle mi oluyor? Tabii öyle olur. Yani bu hesaplaşılıp... Benim yaşımda öyle olduğunu hesaplaşılıp gördüm. Hesaplaşılıp kenara koyup unutulacak bir şey mi? Başka bir çaresi yok. İşinize yaramaz çünkü. Ya öyle mi gerçekten? Travma kimin ne işine yarar? Peki bütün hayatınız izlerinde yani... Gösterdiğiniz küçük bir mimikte ya da işte tepkide aslında o orada var olmuyor mu? Vardır tabii. Vardır ama işte onun sizi yönetmesini engeller, siz artık onu yönetmeye başlarsınız bir zaman sonra. Farkındalık böyle bir şey. Bir şeyi farkına varmak tamamıyla ondan kurtulmak anlamına gelmiyor. Ama giderek etkisinden uzaklaşmak, onu etkisizleştirmek, bilinçle, öğrenmeyle, ders çalışmakla, düşünmekle, daha iyi yaşama ülküsüyle gelişebilecek bir şey. Bir
daha başka öykülerinizin olması. Yani kendinize öykü yaratmak gerekiyor. Bu da işte tabii. Şimdi burada arkadaşlar ara toplama okudunuz mu? Ben vallahi çalıştım dersime. Her satırını okudum. Alın okuyun. Çünkü burada bir insan inşa etmek. Daha doğrusu ben bir kerelik inşa değil bu. Bu sürekli şey gibi işte. Sürekli inşaat. Beyoğlu gibi. İstanbul ya. İnşaat İstanbul. Beyoğlu sürekli. Zaten Ahmet Mümtaz Taylan kendini bir röportajda kaldırım taşına benzetiyor. Ben de içimden okurken dedim ki onu. Ama dedim iyi bir belediyenin iyi bir ihalesinden çıkan kaldırım taşı olsun ki ilk yağmurda. Böyle değil mi? Tabii. Vıcık vıcık olmayalım yani tabii. Ayakkabılarımızla. Öyle değil. Sağlam bir kaldırım taşına benzetiyor. Aslında kaldırım taşına benzettiğim egomdu. Tabii. Evet. Onu şimdi geleceğim gelecek. Birazdan. Aslında evet. Hani şey benim o kelimem kalıptır. Poponuz kalkar mı? Popo, 20'lerinizde poponuz kalktı mı? Popom hep havadaydı benim. Yani hiç inmedi ki. 20'ler öyleydi yani. 30'lar? Ya işte ben kızım olduktan sonra 35 yaşındayken kızım dünyaya geldi. Gençmişsiniz. 34 yaşındayken dünyaya geldi. Çok genç sayılmaz, geç de sayılmaz. Fena değil yani 34. Ben 65'liyim çünkü işte 34 iyi bir yaş baba olmak için. Daha erken olduğu zaman biraz daha sıkıntılı ilişki kurmakta. Hani kendiniz daha yeterince gelişmemiş oluyorsunuz. Erkeklerin biliyorsunuz ilk 40 senesi biraz ziyandır. Ayşe doğduktan sonra daha çabuk şey yaptım, geliştim. Hı hı. Sıkıntılarımı bir kenara bırakmayı, atmayı, onları eksiklerimi onarmaya çalışmayı filan. Bir de yüksek sesle kendime itiraf etmeyi, yüzleşmeyi öğrendim. Çünkü çocuk, evlat sahibi olmak çok devrimci bir eylem eğer onu doğru dürüst yapıyorsanız. Ben onu mesela göze alamadım o devrimci eylemi. Başka çok... yerlerde başka şeyler yapmışsınızdır. Şart yani, değil yani. O bir değil, seçenek. Şart değil, değil zorunluluk yani. O değil bir seçenek mecbur, tabii ki canım. Zaten hani o şekilde onunla da var olmak gerekmiyor. Tabii canım. Bu Ayşe. Evet. Aa ne güzel bir fotoğraf bulmuşsunuz arkadaşlar. Ne kadar anlamlı. Çok güzelmiş evet. Özlediniz mi? Burada. Aa öyle mi? Bir an yurt dışında mı hala evet. diye düşündüm. Yani şey ikinci dönem karşılıklı dersi çok azdı. Online'ı çok da o yüzden geldi ama şeyde gidiyor Ağustos'ta son sınıfa gidiyor. Yanımdayken bile özlüyorum. özlüyorum ama göstermeyeyim dediniz oluyor mu? Yok yok ben gösteririm. Evlatlarımızın hissettiğimiz şeyleri görmeye ihtiyacı var. Saklanacak bir şey yok. Utanılacak bir şey mi insanın evladını çok sevmesi? Mümkün olduğu kadar çok gösterin çünkü... Ne kadar çok sevgi gösterirseniz çocuklarınız o kadar sağlıklı ve şey olur, özgüveni yüksek olur. Eskide kaldı sevdiğini göstermemek, marifetmiş gibi anlatılır. Yani babam beni çok severdi ama göstermezdi falan. Peki yani ama vazgeçelim bundan. Nasıl bir, aslında ne büyük bir suç değil mi düşününce? Bir düşünsenize. Yordam, zamanın ruhu. Yordam ama duygu saklıyorsunuz. Yani... İçinizden başka bir şey taşarken gelenek, başka türlü davranıyorsunuz. Ama gelenek, görenek yani bunlar her toplumda değişir. Hı hı. Bizim toplumumuzda, doğu toplumlarında biraz daha aşk çok güçlüdür ama gösterilmez. Yani değil mi? Çok tutkuluyuzdur biz doğulular. Öyle değil mi? Dünyanın doğusunu kastediyorum yani. Türkiye'nin doğusunu değil sadece. Bir şeydir yani... Mutluluk, sevgi filan çok fazla ulu orta gösterilmemelidir gibi bir şey varmış demek ki. Böyle bir yordam varmış. O yordamla dünya çok daha güzel bir yer olmadı. Biraz da gösterelim sevgimizi artık. Bence de taşa taşa gösterelim. Taşa taşa bazen gösterelim. Tanımadıklarımıza bile gösterelim. Yani hak ettiğini düşündüğümüz herkese. Ayşe, her şeye. Ona biz mi karar vereceğiz ama? O da tabii şimdi... canım başka kim karar ama verecek? Ama o da yaratılışa aykırı bir şey değil mi? Ya yok, orada bir mahkeme kurmuyor uygun. Muyuz içimizde? Yargı şart da yargısız infaz olmaz. Yargı vardır yani çünkü değerlendirmedir o, bir gözlemdir. Yani gözlem ve değerlendirmeye de tam yargı dememek lazım. Ama bir şey hakkında bir tutum göstermeden önce fikir sahibi olmamız lazım ya, bir fikrimiz olması lazım. Nedir? Bakarız, okuruz, düşünürüz, üstünde bir gözlem yaparız. Sonra o gözlemin sonucuna göre bir tutum geliştiririz. Yani konu eğer sevgini göstermekse bence sere serpe göstermek lazım. Yani bir çocuğun maddi, fiziki açıdan çok eksiği olabilir. Sevgi çoğunu tamamlar. Her şeyi varsa, sevgi eksikse çok şey eksik kalır. Bu böyledir yani. Sonra ömür boyu onu tamamlamaya çalışır. Evet yani sevgilisini de tamamlamaya çalışır, eşini de tamamlamaya çalışır, çocuğuyla ilişkisini de onarmaya çalışır. Ama zaten o travma çok eski olduğu için yeni bir ilişkide işe yaramayacaktır.
Böyle yani zamanın ruhu kelimesi şeyi tamlaması önemli bir tamlamadır. Yani aslında bir erkeğe, kadın da aşağı yukarı aynı ama erkeği düşündüğümüz zaman herhalde kırklarında bir şeylerin farkına varıyor. Erkekler değil mi? Erkek için. Belki harcadığı kadınlar olabiliyor tamamlanma kadını ama sonra bir kırklardan sonra belki fark ediyor bir şeyleri. Yani bunu şöyle söylersek katılırım. Anladım galiba ne demek istediğinizi. Erkeklerin olgunlaşması biraz daha zamanı alıyor. Bu yani hem tabiatlarından hani iki şey arasındaki farktan kadın erkek arasındaki cinsiyetler arasındaki belirgin bir fark bu. Ben kızımla oğlumda da kendimle ablamda da başkalarının evlatlarında veya genç arkadaşlarımda da çok tespit ettiğim gördüğüm bir şey çok şaşmaz bir şey. Ergen kızlar daha çabuk bazı meseleleri kavruyorlar, değerlendiriyorlar, ondan bir sonuç çıkartıyorlar ve ona göre bir yol çizmeye başlıyorlar. Bizse erkek tarafı biraz daha çarparak sağa sola, biraz daha zırt pırt yoldan çıkarak, evet geri dönerek ama çok sık çıkarak filan. Çok deneysel bir biçimde yani... Sınır ihlalleri yaparak. Sınır ihlalleri yaparak hem kendimizi hem etrafımızı zaman zaman gereğinden fazla üzerek gelişiyoruz. Tabii ki bu yıllar içerisinde, 10-20 yıllık periyotlar içerisinde bu tür de biraz arkadan da gelse yetişecektir, edecektir. Çünkü farkındalık için çok daha fazla şeyimiz var, avantajımız var artık farkındalık sağlamak için. Şimdi sosyal medya var, teknoloji çok gelişti, çok hızlı haberleşiyoruz. Eskiden biz şeyi beklerdik, önemli bir örnektir. Yani Avrupa'da veya Amerika'da bir film çok beğenildiği zaman hani bize gelmesi 4-6 ay arası sürerdi. Ankara'da, İstanbul'da yaşıyorsam. Yani aylar sonra seyrederdi. Şimdi biliyorsunuz televizyonu açıyorsunuz, filan kes diziyi izliyorsunuz, yabancı diziyi. Amerika'da yayınlandıktan bir saat sonra, bir gün sonra Amerika ile aynı anda falanlara gelindi. Bu bilgi toplama tekniği açısından da geçerli bu iş, teknolojik yardım. Bu imkanlar genişledikçe erkekler de belki yavaş yavaş kadınlara umuttan bahsediyoruz. Umut yani işte inşallah yakalarlar ama geriden geldiğimiz kesin. Çünkü bu duygusal zeka ve entelektüel zeka falan bunlar biraz geniş meseleler. İki türde daha farklı tezahür ediyor onlar. Zamanlamaları farklı. Kendini inşa etme konusunda aymak da öyle bir şey bence ama. Tabii. Öyle 20'lerinde inşa edilmiyor. Yok yok. Yani bu kitap çıkmış ara toplam diye ama. Ara bu kitapta işte. bu yaştaki bir adamın hayatla ilgili derdi, kendi kafasındaki böyle kafasındaki dehlizlerin içindeki kargaşalar var aslında. Kendiyle hesaplaşması var. Tabii tabii. Yani burada hiçbir şeyden emin olamıyoruz zaten. Şimdi böyle diyoruz. Hatta ben sonuçta da söylüyorum. Bundan 10-15 sene sonra bu kitabı açıp bak burada böyle demişsin 15 sene önce. Şimdi yaptığın şeyle bu birbirine uymuyor derlerse söylüyorum. Gider Turgut Uyar'ın şeyine arkasına saklanırım, ona sığınırım diye. Çünkü değişebilir. Fikirler de değişir. Temel olarak değişmez. Ben yani bu yaştan sonra adalet duygusu, vicdan, birlikte yaşama kültürü falan gibi temel meselelerle ilgili fikrimi değiştirmem. Ama onun dışındaki her şey her zaman değişebilir. Yeni bilgiler geliyor. Yeni deneyimler geliyor. İşte biz bundan 1,5 yıl önce bize deselerdi ki önümüzdeki 1,5 yılı evde geçireceğiz. Evden çalışacağız, evden eğitim göreceğiz. Evden seveceğiz. Uzaktan seveceğiz falan deselerdi güler geçerdik değil mi? Distopya mıdır nedir bu diye. Şimdi hayatımızın bir parçası. Açık söyleyeyim bugün gelirken trafikte şeyi bile düşündüm. Pandemi daha mı iyiydi acaba diye İstanbul düşünmekten trafiği, kendimi alamadım. Hoş bir şey değil ama düşündüm aklımdan geçti yani. Çünkü sokağa çıktığımız andan itibaren birbirimize, çevremize, dünyaya hakikaten çok sıkı negatif elektrik veriyoruz. Biz yokken, evdeyken, İstanbul'dan bahsediyorum, Yeşilköy'den şey görünür oldu, Uludağ'ın zirvesi görünür oldu. Balıkçılarla konuşuyorum, balık esnafı, balıkçı esnafıyla konuşuyorum. Çeşitler birazcık fazlalaştı, balıklar bedenlendi. Erkenden kıyılıp yenmedikleri, satılmadıkları, atılmadıkları, yakalanmadıkları için. Yunuslar zıplamaya başladı Boğaz'da.
tankerlerle yarışıyorlar falan. Bunlar sadece biz evde olduğumuz için oldu. Çünkü onlara artık zarar veremiyoruz. Kuşlar yani Beşiktaş şampiyon oldu. Yani daha doğrusu Beşiktaş güzel, çok güzel oldu. Tebrik ediyorum. Ben Fenerbahçeliyim ama çok tebrik ediyorum. Sizi de tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı da tebrik ediyorum. Sadece bir gece çıktık. Kuşların yarısı aklını kaybetti. Yani oralarda bir sokağa çıktığımız zaman ne yapıyoruz? Bir daha bir düşünmemiz lazım. Yani insan çok yavaş ilerliyor. Muazzam deneyimler geçirdikten bir gün sonra bunun sonucu ne? Yani 1,5 yıldır içerideydik. Biz içerideyken dışarıda doğa canlandı. Şehrin eli yüzü açıldı. Hani öyle derler ya, tıraştan sonra aferin oğlum elin yüzün açılmış falan derler ya küçük çocuklara tıraş berberden çıkınca. İstanbul'un eli yüzü açıldı. Birinci gün çıktığımızın ikinci günü tekrar. Ta 1,5 yıl önce bıraktığımız kargaşayı bir anda yaratmayı başardık. Gene kırmızı ışıklara riayet etmedik. Gene yol hakkına riayet etmedik. Gene ya neyse biliyorsun yavaş öğreniyoruz. Her an karşınıza çıkabilir yalnız. İstanbul'da ilerlerken dikkat edin. Her an karşınıza Ahmet Mümtaz Taylan çıkabilir. İstanbul hesabı. Ha evet doğru. Cilioslu musun? Nerelisin? Waffle alsaydım kaça veriyordun? Hı? 28. Şu anda 28 lira waffle'a veremem. Kıymetli insanlar yetiştiren bir okulun duvarının dibindeyiz. Biz Fenerbahçeliyiz ama Galatasaray'ı severiz, Beşiktaş'ı severiz. Fenerbahçe konusunu uzun uzun anlatmak isterdim ama son 3 haftada 10 gol yediğimiz için o konuyu süratle geçiyorum. Ne oldu, ne yaptın? Ne yaptın? Trafik ne olacak? Gel. Şey, yok neyi çekecek? Bak fırçayı yedik işte. Çok özür dileriz hanımefendi. Buralarda bir yerde bir 200 milyon dolar var. Zannetmeyin şimdiye kadar onu ezmişlerdir. Kaça yiyoruz bunu? 18, 2, 20. Bir dakika 16. 16 mı 18? 20 mi 18? Ha 18. Peki tamam. 16. 2 lira. 18. 18 lira harcamış olduk burada da. Güzel. Üsküdar'da olduğu gibi Kuzguncuk'ta da konuşan trafik lambalarımız var. Bastık. Talebimiz alınmış. Bekleyelim. Geldik ama ne fayda, giremiyoruz. Çünkü de yasak. Demek ki pandemi falan buraları da kapatmışlar. Ama şuradan hobi bahçelerini görebilirsiniz. Kapat yeniden alıyorum. Azıcık nefese. Nefes. Oh yani vay anasına. Merdivenli mektep. Yani bu yokuşu çıkınca mektepten mezun olmuş sayılıyorsun. Şöyle filan yapsam Nuri Bilge filmi gibi olur mu? Bak Nuri Bilge gibi oldu. Bir kere çalıştım, bir daha çağırmadı. Kıskançlığımdan yapıyorum bunları. Kimseye etmem şikayet hanımefendi. Ağlarım ben bir açık çay için. Lütfen. Hijyen, temizlik, mesafe. Pandeminin keyfini kim çıkarmış anladık mı şimdi? Doğru. Sokaklar çekimlerde bomboş. Bomboş evet. Ama güzel değil mi? Çok güzel. Yani şöyle bir şey, hüzünlü bir şey boş İstanbul. Bunu kabul etmek lazım. Şeyiyle, gürültüsüyle, patırtısıyla, sıkı kalabalığıyla İstanbul elbette. O da tamamlayıcı bir şey ama bu deneyim de eşsizdi yani. İstanbul senin, gez, dur, anlat falan. Karışan, görüşen yok. Arada bir iki belediye şeyi, iş güzel birkaç memur hariç. Çok güzeldi. Ne yaptılar, durdurdular mı sizi? Vazifeleri değildi de öyle bir vazife, durumdan vazife çıkartmışlar. Ertesi gün gittik hallettik yani, başka türlü çektik. Ekip de süper tabii, yapımcılarımız. Müthiş. Mahber yani Uçar, benim, Şafak Bakkalbaşıoğlu. Evet, başta onlar olmak üzere çok burada bir şey var. Gerçekten ansambl diyebileceğimiz bir şey. Ekip, yani ansambl tiyatrodaki anlamıyla söylüyorum. Birbirini seven, birbiriyle çalışmaktan zevk alan bir ekip var. Çünkü burada beni görüyoruz habire. Ahmet oraya gitti, Ahmet buraya gitti de. Yani Ahmet oraya buraya kendi kendine gitmiyor. O ekip muazzam bir hazırlık yapıyor. Benim yapmak istediğim şeyle onların işledikleri şey son derece uyumlu. Yani ben bir tanesini söyleyeyim. Emrah, detaylarımızı alan arkadaşımız, aynı zamanda kurgu falan da yapar. Emrah mesela... Eminönü'nde bir demir kabaralı kapının
kulbuna bağlanmış bir tane ipi çekmiş böyle bu kadar. Tam istediğim şey oydu yani. Sadece o ipi de görmek, oraya bağlanan bir şeyi de görmek. Küçücük şeyler. Hayvanları çok seviyorlar, çocukları çok seviyorlar bütün ekip. Dolayısıyla benim bir hayvanla iletişim, onların şu bitse de gitsek, esas işimizi yapsak falan gibi bir duyguları hiç olmuyor. Onlar da onunla meşgul oluyorlar. O işte o toplu duygu programla ilgili genel bir şey oluşmasına, sevgi ve düşkünlük oluşmasının esas ana nedeni. Yani İstanbul Hesabı 7 kişi tarafından, 9 kişi tarafından yapılan bir iş. Kalabalık yani, bir iş ama ben görünüyorum şimdi sadece. Şimdi tabii tiyatro, sinema, televizyon dizisi, hani kağıt üzerinde yazılanlar. Ama televizyonculukta farklı bir şey var. Duygu aktarımı çok önemli geliyor bana. Yani duygu aktarılmayan iş olmuyor televizyonculukta. O kadar kağıt üstü bir iş olamıyor. Tam manasıyla katılıyorum. Buna bir parça mizahı da eklemek lazım. En zor durumlarda bile biraz mizahı, bazen kara mizahı falan eksik etmeden yürütülebilen bir iş. Çok zevkli bir iş. Böyle yapılınca çok zevkli oluyor. Yani her gün gelip bir stüdyoda kapalı kalsaydım çok mutlu olmayabilirdim belki. O deneyimi siz daha iyi biliyorsunuz ama sokakta iyi bir ekiple böyle sevdiğin aslında ekip falan şu yani. Onlar benim arkadaşlarım, yakın arkadaşlarım her biri. Ve düşünsene senin iyi olman için uğraşan 7-8 kişiyle sokakta dolaşıyorsun. Bu bir özgüven patlamasına da yol açıyor bu. Her şeyi konuşabiliyorsun, her şeyi anlatabiliyorsun. Moralin her zaman yüksek oluyor. İstanbul Hesabı seyirciyi bilmem ama benim için rüya gibi bir şey. Ben çok uzun zamandır o programı düşünüyordum. Düşündüğümden daha iyisini yaptılar. Yani insanın düşündüğüne yakın bir şey yapması mutluluktur. Bu daha iyisi oldu. Bu arada kahveniz ister misiniz, yeni kahve? Yok yok, o kadar düşkün değilim. Yani bir dizdik de, böyle. Dizdiniz evet, su var. Kola var. Artık söyledin vallahi, kola var. Ama kolalı içecek var. Kolalı. Ha. Gazlı içecek diyelim bir de. Gazlı içecek var, çay var, kahve var. Bir dakika, soracağımı unuttum yine. Yine. Hocam. Az önce dediniz ki birlikte yaşama kültürü, bunu sürekli söylüyorsunuz. Tabii. Yani kitabınızda çok vurguladığınız bir şey, röportajlarınızda çok vurguladığınız bir şey. Diğer taraftan 12 Eylül'ü yaşamış birisiniz. O toplu hareket, ideolojiler ve o ideoloji çatıları altında örgütsel birleşimler. Ama bireyselliği çok yücelten bir tavrınız var ki ben bireyselliğin en yüksek mertebe olduğunu düşünüyorum. Var olma şekli olarak. Yani onu başarmak, çünkü bencillik olarak adlandırıyorlar ya bizde. Onu soracağım size. Yani birlikte yaşama kültürü ve bireyselliği yan yana koyduğumuzda biri birine ters düşer bir şey mi, denk gelir mi? Hayır, değil. Biri ötekini gerektiren bir şey aslında. Hı-hı. Birbirini içeren, kapsayan şeyler. İyi bireylerden oluşmuş bir toplum daha barış içinde, huzur içinde ve paylaşarak birlikte yaşamayı başarır. İyi bireyler olacak. Nedir? Kendini inşa etmiş, kendinden, meselesinden haberi olan, dolayısıyla ülkesinin meselelerine de bakmayı öğrenmiş, onlar için kaygı taşıyan, üstüne bir vazife düştüğü zaman ondan kaçmayan, fikrini beyan eden, yerli yerinde, zamanında ve uygun üsluplu olmak kaydıyla her yerde yüksek sesle meseleleri tartışabilen bireyler bir araya geldiği zaman bence huzurlu ve sıkı örgülü bir toplum öyle oluşur. Ötekine kalabalık denir, başka bir şey denmez. Yani toplumculuk kalabalık değildir. İyi bireylerden, şuurlu, kendini yetiştirmiş, ülkesinin, mesleğinin, bireyin problemlerini fark etmiş, onlar üstünde kafa yoran insanların bir araya gelmesinden oluşursa, toplum oluşmuşsa o zaman sağlam iyi bir toplum oluyor. Onları böyle itip kalkmak, kandırmak da kolay olmuyor. Mümkündür ama kim kolay olduğunu olmaz. Da bilen bireyler, ne istediğinin, nasıl mutlu olduğunu. Evet, evet. Makul, mantıklı beklentileri olan, sadece kendisi için değil, ülkesi için de. Burada vatandaşlık bilincinden geçiyor aslında. Vatandaş olmak da iktidar olmak kadar çaba gerektiriyor. Tabii. Yani bayağı mesai tabii, gerektiriyor. Tabii, tabii. Hesap soracaksınız bir kere. Tabii. Denetleyeceksiniz, hı-hı, hesap soracaksınız. Sadece yürütmeden değil, muhalefetten de hesap soracaksınız. Tabii. Bu işler öyle. Bir yerde büyük bir memnuniyetsizlik varsa onun bir tane paydası olamaz. Bir sürü paydaşı vardır. Muhalefetiyle,
muhalefetinin parçalarıyla yürütmeyi oluşturan parçalar, devletin kurum kuralları, aslında artık revize edilmesi gereken gelenekler, görenekler, her şeyin revizyona ihtiyacı vardır. Çok dinamik bir dünyada, dinamik bir ülkede, şimdi burada İstanbul'da dinamik bir şehirde yaşıyoruz. Nüfus değişiyor, sorunlar çoğalıyor, genişliyor, başkalaşıyor, yeni sorunlar geliyor. Eski bilgilerle bunları çözmeye çalışıyoruz. Onun için çözemiyoruz. Tamam, o zaman benim kafamı meşgul eden bir şey var, onu size danışayım. Estağfurullah. Bu kadar, ne demek, kişiselleşen bir dünya. Yani bunu biz ekiple de çok konuşuyoruz. O kadar her şey kişisel ki, aplikasyonlarım bana özel, açtığım anda değil mi? Bile açtığımda aslında bak sen bunları seversin diye önüme getirmiyor mu? Evet. Ayakkabılar bile artık bana özel yapılabiliyor. Mass production, genele hitap eden ayakkabılar bile. Her şeyin bu kadar kişiselleştiği, bu kadar kişisel zevke hitap ettiği bir dünyada ben devrimimi nasıl gerçekleştirebilirim ki? Ya da benim bireysel hareketim nasıl bir toplumsal yankı bulabilir? Muarızlarınızla aynı düşünceleri paylaşmadığınız insan veya kesimlerle ilişkinizi koparmamakla olabilecek bir şey bu. Madem sosyal medyadan örnek verdiniz, eğer sosyal medya bize önerilerini nasıl oluşturuyor, algoritmayı? Seçtiğimiz, kendi seçtiklerimizi bir araya getiriyor, oradan bir akıl üretiyor. Diyor ki bu adam, bu kadın, bu insan şu şu şeylerle ilgileniyor, kendine benzeyen şu insanlarla haberleşiyor. Onlar bunlarla ilgileniyorlar. Demek ki bu da onunla ilgilen. Bütün bu algoritmadan sana bir... senin arzını da aslında kontrol etmeye çalışıyor. Koyuyor. Evet, bir sepet koyuyor. Sen de bütün dünya o sepetmiş gibi onun içine bakıyorsun. Halbuki onun dışında bir dünya da var. O zaman nedir? Evet, yani kendi takip ettiğimiz şeylerin, vektörlerin çeşitliliğine dikkat edeceğiz. Yani sadece kendi meşrebimize uygun arkadaş, sadece kendi meşrebimize göre siyaset, siyasi söylem, sadece kendi meşrebimize göre okuma biçimleri sanatta, felsefede, bilimde, bunların dışındaki kalan şeylere ilgimizi kaybedersek giderek daralan bir çekmecede yaşayacağımız gerçeğini de bilelim. Onun için insan merak eden bir mahluktur. En önemli şeylerinden biri, onu diğer canlılardan ayıran unsurların başında merak geliyor. Merakını kaybetmemek, öğrenme hevesini kaybetmemek, başkalarının dertleriyle diğerkam olmak, yani onların dertleriyle ilgilenmek, hadi empati diyelim, empati duygusunu kaybetmemek, beğendikleriniz, beğenmedikleriniz, sevdikleriniz, sevmedikleriniz, onayladıklarınız, onaylamadıklarınızla bütün dünyayı takip etmeye çalışmak, cehlinizin kifayet ettiği kadar, imkanlarınızın müsait olduğu kadar geniş ölçüde olup biteni takip etmek, üstünde düşünmekle mümkün. Bu ders çalışmayı gerektirir. Bunu size sosyal medya sağlamaz. Sosyal medya onun sonuçlarına göre size bazı önerilerde bulunur. Siz de onu bileceksiniz ki bu sınırı ben çizdim. Bu ayakkabıya baktım. Önümüzdeki 15 gün boyunca yapay zeka unutana kadar habire bu tür ayakkabıları getirip benim önüme koyacak reklam diye. Bunu bilin. Ama hayat böyle yaşanmaz. Hayat sizin gibi düşünmeyenlerin, sizin gibi algılamayanların, anlamayanların, farklı düşünenlerin de dünyası. Onlarla da birlikte yaşama böyle bir şeydir zaten. Hani kendi doğrularınızın dışında etrafta olup bitene de bakmak, kulak kabartmak, anlamaya çalışmak gerekir. Katılmak şart değil ama anlamaya çalışmak şart. Karşı taraftan ne bekliyorsak aynısını biz de yapacağız, emek vereceğiz. Yani bütün dünya bizi dinlesin ama biz kendi bildiğimizi yapalım. Bencillik orada. Bireycilikteki değil bencillik. Bireyin o tarz düşünmesi meselesi. Şimdi kitabınıza tekrar tekrar vurguladığınız noktalardan biri şu. Dönüp kendinizi sürekli kontrol etme hali. Yani bunu yaptım ama döneceksiniz o gün anında. Yani Ahmet Mümtaz Taylan çok güzel bir şeye vurgu yapıyor. 20 yıl önceye bağlanıp, ben kendi kelimelerimle söylüyorum, yanlış lütfen, bir şey söylersem lütfen düzelt. 20 yıl önceye bağlı kalıp, onu diyor, hesabını yapma.
o anda yaptığın bir şeyi o anda düzelt. Toplum içinde özür dilemek, herkesin içinde o hatayı düzeltmek. Evet, evet, ya da doğru. O gece yatağınıza yattığınızda, benim anladığımı anlatıyorum. Ya. O gece yatağınıza yattığınızda işte onun muhasebesini yaparak yarın onu tekrar etmemek. Dönüşüm bu şekilde oldu. İşte ara toplam da zaten belki bütün bunların bir kafadaki yankılanmasıydı. Bu her saniye ağzımdan çıkan mimiğim, bakışım tartmakla geçmesi gerekmiyor mu o zaman hayatın? Gerekiyor, evet. Hayat böyle bir şey. Ama çok ağır değil mi bu? Yani evet. Hayat böyle bir şey ama. Yani ben böyle... Benim söylediğim hiçbir şey bu böyle olması gerekir, böyle düşünülmesi gerekir türü şeyler değil. Ben ne yaptığımı söylüyorum. Yani ben o tam başta söylediğin şey şu. Eğer özür dilemeni gerektiren bir şey varsa... Mümkünse önce sen fark et. Sen fark etmedin de uyarı aldıysan o özür meselesini yarattığın yerde o kalabalığın içinde dile. Yani kalabalıkta kabahat işleyip kuytuda özür dileme diyorum ben. Benim söylediğim o. Özür dilemek bir kültür meselesi. Hata bende deyip elini kaldırmak bir kültür meselesidir. Kültürümüzde biraz zayıftır. Ki siz bunu Almanya'da çok görmüşsünüz. Ben Almanya'da tas tamam çok örneklerini provalar sırasında yani işim gereği çalıştığım yerde... Başka milletlerden olan sadece Alman değil, onun içinde Meksikalısı da vardı, işte şeyi de vardı falan. Onların davranışlarını, prova tekniklerini izlerken de ne kadar işe yaradığını gördüm. İnsana ne kadar vakit, ekibe, ansambla ne kadar vakit kazandırdığını, hatayı gizlemenin de ne kadar vakit kaybettirdiğini defalarca somut olarak gördüm. O nedenle şunu önemsiyorum. Yani hayat kusurludur, insan kusurludur, kusur işleyebilir. Fark ettiği yerde onu onarmaya çalışmalıdır. Yüzleşmelidir. Böylece kolaylıkla ve hızla kurtulabilirsin. Tekrar etmemek kaydıyla mümkün olduğu kadar. İnsan tekrar, evet dikkat ederek, bunu önemseyerek, başkalarının, yani en ilk çocukken öğrendiğimiz şey doğru bir şeydir bize. İyi bir klişedir yani. Her klişe kötü değil ya. Hatta iyi şeyler çok denenerek klişe haline gelir. Başkasının özgürlüklerinin başladığı yerde senin özgürlüğün bitmez ama bir duraklar. Yani orada bir homojenize olmak lazım. Kendi başına yürüyemezsin. Sadece senin özgürlük yolun değil dünya. Herkesin özgürlük ihtiyacı var. Dolayısıyla hani kırmızı ışıkta nasıl duruyorsak, yeşil ışıkta nasıl geçiyorsak, başkalarının meseleleriyle de o kadar ilgili olmak, birlikte hareket etmek, birlikte durmak, birlikte kalkmak gerekiyor. Futboldaki gibi, spordaki gibi, yani takım sporlarındaki gibi. İşte onu yapmamak bencillik oluyor. Yani sadece kendi doğrularınla yaşamaya çalışmak, onu aslında öyle görmeyen, öyle yorumlamayan başkalarına dayatmak doğru bir davranış değil. Ama zaten iyi ve güzel olan şey de hızla yayılır. Yeter ki o prensipleri vatandaşlık sorumluluğu, yurttaşlık sorumluluğu, kentlilik bilinci, mahallelilik değil mi? En son çekirdek aileye kadar geliriz. Ya da ikili ilişkilerimizde, yani sevgilimizle, eşimizle falan ilişkilerimizde de o demokrasi, temel demokrasi şeylerini uygulamak, o zahmeti artık bir yaşam biçimine, başta zahmet gibi görünen şeyi, zevkli bir yaşam biçimine değiştirmeye emek vererek öğreniyoruz. Ne kadar zamanda böyle kıvama geldiniz? İlk 30 senesi çok zordu. İlk 30 sene derken hangi yaştan başlıyor bu? Sıfırdan değil. Ben 30'dan sonra ucunu toplamaya başladım. Tabii yani o şey Altan abi, Altan Erbulak'ın bir şeyidir. Evet. Oyunculuk bir şey değil ya. İlk 45 senesi zordur falan gibi bir çok tatlı bir şey aforizması vardı. Tabii ki herkesin doğal aileden öğrendiğine, yetiştiği çevreye, yaşadığı coğrafyaya, işte biraz fıtratına, kendi fıtratına göre o süreler değişir. Önemli olan o inşa sürecine girmek, samimiyetle daha iyi olmak, daha iyi bir insan olmaya çalışmakla. Ben burada örnek vatandaşlık falan tarif etmiyorum. Makbul vatandaş tarifi falan da yapmıyorum. İyi bir insan olmaya çalışmak. Yani hani diyorlar ya, daha az karbon ayak izi bırakalım. Yani onun gibi kırmadan, dökmeden ilerlemeye çalış. Ben çok kırdım, döktüm. Çok kırıldım, döküldüm. Bütün bu deneyimleri unutmadan ve tekrar tekrar yaşamadan hayatımı sürdürmeye çalışıyorum.
bir öneri bile değil. Yani zaten adı ara toplam olan bir şey öneri olamaz. Ara toplam şu demek, son hesabını daha yapmamış. Z raporu yok elimizde. Z raporu yok elimizde. Çok uzun yıllar olmasın zaten. Ne öyle Z raporu deyince insanın aklına kötü şeyler geliyor. Allah ne kadar ömür verdiyse onu ben dileyim diyeyim de belki duyar. Tabii, sağlıklı yaşamak lazım, evet, doğru tabii, anlıyorsan. Tabii, evet. Sağlıklı ve kimseye hani kendi yük her olmadan, şeyini yaparak. Evet, evet, yük olmadan kimseye. Bir dakika yine o noktada Sinan Canan'a sormuştum bunu. Ya dedim çocukluğu travmatik geçen, mesela ben dedim hani çocukluğum travmatik geçti. Benim dedim kendimi düzeltme eylemi koydum kafaya, kimseye kırıp dökmeyeceğim. Çünkü ben şunu gördüm, siz de aynı mısınız? Kırıp döktüğüm burada, kırılıp döküldüğüm burada ama kırıp döktüğüm beni daha çok üzdü hep. Tabii. Yani çünkü onu ben yaptım. Vicdan sahibi insansınız. Ben yaptım onu. Ya evet. Onun yükünü taşımak, burayı önemsemiyorum. Bunun yükünü taşımak çok daha ağır geliyor. Tabii. Yani bazı şeyler için özür dilemek için de çok geçtir. Yani zaten o insanı, o ortamı, o süreci çok geride bırakmışsındır. Şimdi kafana dank eder. Yapabileceğin tek şey yinelememek aynı şeyleri. Onu söyleyeceğim. Yani bazı şeyleri temizleyemezsin ama en azından bir daha yapmazsın. Dedim ki benim travmatik bir çocukluğum var. Ben dedim kendime bu şu dakikadan itibaren çek düzen verdim. Dedim ki sinirlenmeyeceğim. Böyle birdenbire parlamayacağım. Kendime bunu şiar edindim. Başka bir ülkeye taşınırsın. Ama her şeye rağmen yaptım. Yeni Zelanda'da daha çok şansım var. Dedi ki bana çocukluğu çok sevilerek şahane geçmiş bir insanın dedi. Sinirini düzeltmesi dedi. 3 ay alıyorsa seninki 3 yıl alır dedi. Doğru demiş. Tabii. Daha çok emek ister bu dedi. Evet, çünkü darbelisin yani. Çok zor ama işte o zaman da böyle bir... Sürekli bir iş dediğinizi çok iyi anlıyorum. Yani anladığımı zannediyorum. Ama bunu hayata geçirmek, işte anlamakla geçirmek arasında. Çok zahmetli arasında, bir iş, evet, evet. Yani siz tamam diyorsunuz, yapabiliyorum. Tabii. Yani başka türlü mutlu olamazsınız. Zaten mutluluk hani mutlu olduğunuz an bildiğiniz bir şey değil. Ancak hatırladığınız bir şey ya. Düşünüyorsunuz, aa ben o zaman çok mutluymuşum falan gibi. Yani bunu kovalıyorsanız mümkün olduğu kadar kendinizdeki arızaları, eksikleri gidermeye çalışacaksınız. İyi insan olmak en büyük mutluluk. Yani insan kendisini işiyle, titriyle, mesleğiyle falan tarif etmemeli öncelikle. Yani onlara da sıra gelebilir ama önce sen kimsin, nesin, iyi bir insan mısın? Yani sorduğun zaman Ahmet Ümtaz kim dedikleri zaman bizim mahallede oyuncu, yönetmen ve yazar denmesini falan beklemiyorum. Esas özlediğim, beklediğim, peşinde koştuğum şey iyi bir abimizdir, iyi bir kardeşimizdir denmesi, iyi bir insandır falan. Bundan daha yüksek bir kariyer olmaz. Şimdi süremiz bitmiş ama ben daha soracağım soruların 1/3'ünü soramadım. Daha kafamda 1000 tane soru var. Yarına mı devam etsek, ne yapsak Ceyhun? Bulmuşken Ahmet Mümtaz Taylan'ı ben bırakır mıyım? Olabilir. Gülecek miyiz? Yarına mı güleceğiz? Yarına gülecekmişiz. Gülecek miymişiz? Ağlatan Allah yarın güldürecek mi bizi? Evet. Neydi o? Nalan'ın ağlattığını Handan mı güldürüyordu? Samanyolu. Bilmiyorum. Samanyolu, Kerime Nadir'in de. Romanı diyorsun. Nalan'ın ağlattığını Handan. Öyle bir şey. Handan. O zaman Nalan'ın ağlattığını Handan yarın güldürsün bence. O da olabilir yani. Bu da bir yol. Tamam. Nalan gömleğini değiştirmeyecek ama onu söyleyeyim. Ben de ceketimi değiştirmesem. Çünkü hani yarın geliyormuşum gibi yapacağım. Şimdi çekeceğiz ya. Soyunur musunuz? Sanat içinse olabilir. Yarına sanat için soyunur musunuz?